kolay gelsin. Bereketli olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Allah razı olsun. Yusuf abi nasılsın? Hoş geldin Onur Bey'im. Evet. Evet. Çok iyiyiz Allah'a şükür. Gel bakalım. İn aşağıya bir. İnin. Gelin. 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 Sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Isparta'dayız. Eğirdir'deyiz. Yukarı Gökdere'deyiz. Çok güzel bir yer burası, biliyorsunuz, bilenler biliyor. Doğal güzellikleriyle, meyveleriyle, elmasıyla, kirazıyla, şeftalisiyle, armutlarıyla meşhur bir köyümüz. İnsanları da çok güzeldir. Yusuf abimiz bizim çok eskiden beri tanıdığımız, babasını da çok iyi bildiğimiz, sevdiğimiz, onu da rahmetle alalım değil mi? Yani Mehmet amcamız buralarda çok gezer dolaşırdı. Çok hatıralarımız var. Onun emekleri burası. Bugün oradayız. Isparta'da elma zamanı. Ama Isparta'da sadece elma olmuyor canım. Armut da oluyor. Elmaları toplamış Yusuf abim. Böyle bahçeden girdik. Bu nerede sesi geliyor, sesi geliyor derken burayı bulduk. Ben tanıyorum onları ama önce onları sizlere tanıştırayım. Ondan sonra ne yapıyorlar, nasıl gidiyor işler? Bir bakalım. O arkada ablalar galiba çalışıyor. Biraz da onlarla kısacık konuşuruz. Havayı koklayalım. Elma nasıl toplanıyor? Armut nasıl toplanıyor? Piyasalar nasıl gidiyor? Vatandaşın keyfi yerinde mi? Onları soralım. Merhabalar, hayırlı işler, bereketli olsun. Allah razı olsun. İsmi alalım şimdi. İsmim Yusuf Çankaya. Yukarı Gökdere köyünde müstahsilim. Üreticilikle uğraşıyoruz. Neler üretiyoruz abi? Başta elma, ondan sonra şeftali üretiyoruz. Gökdere'nin elması da meşhur canım, evet, değil mi? Evet, meşhur. En meşhur elmamız var birinci sırada. Evet. İkinci sırada ek gelir olarak şeftali var. Hı hı. Ondan sonra armut, deveci armut üzerinde üretim yapıyoruz. Şimdi de deveci armut bizim babam rahmetliye de deveci derlerdi. Hı. O hem onun ismiyle Mehmet geldi. Amca değil mi? Mehmet amca, evet, rahmetli Mehmet amcam. Rahmetli oldu. Onun şeyleri, eserleri deveci armudu. Onun adını da alıyor. Evet. Şu anda da armut topluyoruz. Yani armudu toplama şeye geldi, zamanı geldi. Şimdi geldi. Yusuf abi, şimdi biz tabii her ayak bastığımız yere çoğunlukla ilk defa gelmiyoruz. Evet. Seninle biz gençlik yıllarımızdan beri tanışıyoruz. Baban rahmetli Mehmet amca, nurlar içinde yatsın. Yani. Bu köyün en değerli, en kıymetli insanlarından biriydi. En çalışkandı. Evet. Hatta ben onun bir fotoğrafını çekmiştim. Elma ağacının üstünde toplarken. 90 yaşındayım, ağacın başındayım diye. Dedi, evet. Aynen. Ne güzel insandı. Evet. Yani zaten geride kalan böyle bir şey oluyor değil mi? Başka bir şey kalmıyor. İyi duygularla anarsan şimdi onun ruhuna varıyordur. Bu bizim iyi dileklerimiz inşallah. İnşallah. Evet abi, o zamandan beri iki tane oğlum var biliyorum. Bir tanesi yanında. Bir tanesi yanımda Mehmet Çankaya. Mehmet, diğeri de ziraat mühendisi bizim Sezgin. Evet, o Sezgin Çankaya, o da Antalya'da. Antalya'da mı çalışıyor? Antalya'da duruyor. Oraya yerleştiler. Ne güzel, maşallah maşallah. Biz de oğlumla beraber çalışıyoruz. Kazancımız şeyimiz hepsi bir. Aynı yerde kalıp ne devam güzel ediyoruz. Ben yani onu tabii gençlik yıllarından, hala genç sayılır da. Genç. tanıyorum. Sağ olsun. Çok bu işlere emek veren. Onun gibi insanlara çok ihtiyacımız vardı. Zaman zaman söylüyorduk. Evet. Gençler çünkü pek durmuyor buralarda. Evet. Hemen kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Evet. Nedir durum abi? Armut topluyoruz şimdi. Armut topluyoruz. Bundan sonra daha devam edecek elmalarımız var. Hı. Diğer bahçeler var. O senin yolun kenarı. Yolun kenarındaki olan yerler. Oralar duruyor. Oralara devam edeceğiz inşallah yarın bir gün. Burada bitireceğiz işi. Nasıl keyifler, piyasalar, nasıl satışlar, matışlar? Şimdi bu sene malum biliyor yani dolu. Evet, burada ciddi bir dolu. Ciddi bir dolu hasarımız oldu. Çok hasarımız var yani. Hasarlı olan bahçelerimiz çok yani. %90 parti olan bahçelerimiz var biraz. Bazı kısımlarda az dolu olan yerler var. Onlar da iyi kötü değerlendirmeye çalışıyor. Peki bunu söylemişken o zaman hani bazı şeyler söylenmişti. Neler oldu ondan sonra? Bir şeyler yapıldı mı? Destekler mi? Şimdi tarım sigortası olanlar bir takım bir şeyler gelecek herhalde. Baktılar, olmayanlara hiçbir şey yok. Evet. Böyle ben ortaya geçeyim babayla oğlun arasına. Kolay gelsin. Sağ olun, Allah Şu razı olsun. Şapkayı biraz kaldırın, yüzümüzü görelim. Sağ olun, Allah razı olsun. Mehmet Çankaya, Yukarı Gökdere köyünde çiftçilikle uğraşıyorum.
Nasılsın? Ne var ne yok görüşmeliyim. Sağ olun, Allah razı olsun. İyiyiz. Çalışıyoruz, devam. Allah kolaylık versin. Neler yapıyorsun? Elma sezonu geldi, elma topluyoruz. Diğer bahçeye gitmeden önce burayı hallederim dedik. Armut, deveci armudumuz var burada. Onu topladık. Şimdi bilmeyenler olabilir. Onun için hani bunu herkes izlediği için açalım biraz. Yani nasıl yapıyoruz? Biz elmayı mesela depoya mı koyuyorsun, tüccara mı satıyorsun? Nasıl bir sistemler var? Elma şimdi anlaşmana bağlı. Tüccar geliyor Temmuz-Ağustos ayında, bakıyor elmaya. Anlaşabilirsen fiyatta satıyoruz. Anlaşamazsak depolarımız var. Depolara koyuyoruz, kasalarla. Oradan gidiyor. Ha, depoda geliyor tüccar, depoda satıyoruz. Şurada arkada armut topluyorlar değil mi? Evet, evet. İstersen bir de onlara gidelim, hallerini, hatırlarını soralım. Ne dersin? Olur değil mi? Olur. Evet, oraya gidelim. Kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olun, Allah razı Nasılsın olsun. Nasılsın abla? İyiyiz elhamdülillah. İsim nedir? Hatice. Hatice abla. Yusuf abinin eşisin sen, evet, değil mi? Evet. Evet, ne güzel. Maşallah, bereketli olsun. Çok güzel. Sizin elma bahçeleri vardı da bir de armutları da yeni mi gördük? Ne yaptık? Armut da yetiştiriyoruz gayrı. Elmayı bitirdiniz mi? Bitirdik. Burası bitti. Bura bitti. Evet. Var bir bahçemiz. İki bahçe daha var. Demin orada rahmetlik Mehmet amcayı andık böyle. Dedik onun diktiği. Buralarda dolanır duruldu. Sen onu bir şey yapmışsın. 90 yaşındayın, ağacın başındayın diyerek. O gibi biz de öyle olacağız herhalde. İnşallah. Allah size uzun ömür versin. Amin. Kolay gelsin. Nasıl geçiyor? Bereketli mi? Nasıl, güzel mi? Çok keyfiniz şükür. Yerinde mi? Çok şükür, bereketli. Allah bundan götürtmesin inşallah. Amin inşallah. Bu sene biraz dolu malı oldu ama oluyor mu? Oluyor. Allah'ın verdiğine tabii. Hepsine razıyız. Ne yapıyor çoluk çocuk? Oğlanlar, gelinler, kızlar? Hepsi de iyiler. Mehmet yanımızda, oğlumuz yanımızda. Torunlar falan nasıl? İyiler. Hepsi de sağlıklı. Kaç torun var sizin? 6. 6 maşallah, ne güzel. Altı Yusuf torun. Abi gel sen de şöyle. Gel şu yanına, şuraya dur, şuraya. Şöyle gel. Gel. Yusuf abi, biraz önce konuşmuştuk ya, bu bahçenin sahibi, hanımı da yanında, işte çocuklar, torunlar, çok güzel bir aile, seviyoruz. Oğlanlarından bir tanesi de bizim meslektaşımız, ziraat mühendisi. Antalya'da çalışıyor şu anda. Ne güzel, sizi böyle yerli yerinde görünce memnun olduk, sevindik vallahi Yusuf abi. Biz de sizi çok özlemiştik. Kaç yıl oldu, uğramadınız, gelmediniz. Hani çok iyi oldu, görüştük. İyi olmuş inşallah. Bu ablalar kim? Abla kalk sen bakalım. Gel böyle yanaş, yanaş, yanaş. Senin ismin ne? Ben Havva. Havva, nereliyiz? Ispartalıyız. Isparta'nın neresinden? Darıören köyünden. Darıören, bizim. Maşallah. Çalışmaya mı geliyorsunuz buraya? Çalışmaya geliyoruz. Isparta'da bir sürü iş var. Buraya ne geldiniz? Bunlar iyi mi yoksa? Yok, çok iyi, memnunuz. Onlar bizden, biz onlardan memnunuz. Kaç senedir gelip gidiyorsunuz? Valla 18 senedir ben geliyorum. Ooo! Küçücük. Sen küçücükken yaşın kaç zaten? Var biraz. Var biraz. Aile olduk neredeyse, tamam, canım. Evet. Maşallah, çok güzel yapmışsınız abla. Memnun oluyorlar ki. İyi bakıyor mu? Çok şükür. İyi bakıyorlar mı sana? Bakıyorlar. Biz onları memnun ediyoruz, onlar bizi memnun ediyor. Bu arkadaki abiler kim? Gel, bunlar da Isparta'da geliyor, bunlar da şeylerimiz yapıyor. Ne güzel, maşallah, maşallah, maşallah. Abi kolay gelsin hepinize. Bereketli olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Sevgili izleyicilerimiz, Isparta'dayız. Neredeyiz? İğirdir'deyiz. Neredeyiz? Yukarı Gökdere'deyiz. Doğa harikası. Her şeyle mükemmel, insanlarıyla şahane bir yerdeyiz. Elma zamanı. Elma bozuyorlar, armut bozuyorlar. Ne varsa hepsini topluyorlar. Isparta'dan, oradan, buradan arkadaşlar da toplanmış, gelmiş, destek evet, veriyorlar. Yardım ediyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Allah bereketinizi artırsın. Amin. Birinizi binesin inşallah.
Kolay gelsin, bereketli olsun. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz ya? Bir armudun başına bir sürü adam toplamışsınız. İsim nedir abi? Ha? Şöyle yüzün görünsün biraz. Mustafa. Mustafa nereliyiz abi? Sütçüleriyim. Sütçüler. Neresinden? Karadikenler. Karadiken. Maşallah. Karadikenler. Ya biliyoruz oraları. Bazen gidiyoruz, dolaşıyoruz oraları. Balıkçı Mahmut. Ha, oradayız. Isparta'da mı oturuyorsun sen? Isparta'da oturuyorum. Isparta'da oturuyorum. Buraya çalışmaya geldim. Çalışmaya geldim. Armut mu topluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Armut topluyoruz. Maşallah Yusuf abinin armutlar da. Kaliteli armutlar. Güzel mi? Beğendiniz mi? Beğendik armutlarını. Yusuf abi iyi bakıyor mu size? Tabii iyi bakıyor bize. Öyle mi? Hı. Kaç senedir geliyorsun bahçeye? 4 seneden beri geliyorum. 4 seneden. Memnunsunuz birbirinizden demek ki. Şu arkadaki abiler kim? Yavaş. İsim nedir abi? Şerif Ali Çağlar. Şerif Ali abi. Evet. Nereliyiz abi? Ben Atabeyliyim. Atabey. Neresinden? İçinden. İçinden. Evet. Hangi mahalle? Onaş Mahallesi. Onaş Mahallesi'nde. Evet, ondan sordum zaten. Evet, Onaş Mahallesi. Orada da bizim arkadaşlar var. Öyle mi? Hatta evet. Bizim genel sekreterimiz Ali Bey var. Ali Koyak. Evet, Ali o Koyak. Da sizin mahalleler Altunbağ, oralardan evet, bir yerden. Evet. Oralardan geçen de evet. Dedesi rahmetli oldu. Allah'tan ona da rahmet dileyelim. Nasılsın abi? İyi ne var? İyiyiz Allah aşkına. Geliyorsunuz buraya. Geliyoruz işte. Sistem nasıl abi? Sizi servis mi getiriyor? Servis getiriyor. Ha, çavuş mu var? Çavuş var. Kim çavuş? Sen misin? Yok Hüseyin Bey. Hüseyin abi var. Hüseyin abi var. O çavuş sizin getiriyor. Evet getiriyor işte. Bak, getiriyor götürüyor. Evet. Siz de burada hem bir güzellik evet. Görüyorsunuz evet, hem temiz, para kazanıyorsunuz. Evet temiz hava alıyoruz. Ha. Güzel oluyor yani. Armutlar gayet güzel. Maşallah var. Evet. Hatta Yusuf abi biraz önce o bu tarafta söyledi. Bazıları da çok büyümüş. Evet. Pazarda diyorlarmış ki bu hormonlu mu bu ya bu nasıl büyüyor evet, filan. Hormonlu değil. Yani sevgili evet. İzleyicilerimiz şu anda bu çekimleri yaptığımız yer evet. O kadar olağanüstü bir yer ki Allah'ın bütün nimetlerini evet. Verdiği bir yer. Allah ya buradaki toprağı bir görseniz Allah. İnanılmaz. Buradaki havayı bir görseniz evet. Buradaki suyun tadını kokusunu evet, bir görseniz. Yani, temiz hava. Tabii. Burada o armut olur tabii. Olur, o kadar da büyür. Tabii. Başka yerde var, olmaz. Olmaz yani. Değil burada mi? Oluyor tabii. Burada hepsi var. Kocapınar. Var yani. Var. Yani. Evet. Şimdi Kocapınar'ı bilenler bilir. Evet. Oranın suyuyla sulanıyor burası. Evet, doğru söylüyorsun. O kadar olacak. Bu kadar olacak. Güzel. Hayatından memnun musun? Memnunum Allah'a şükür. Allah sağlık sinyal versin. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Önemli. Yömyeler nasıl? İyi mi? İyi Allah. İyi yömyeler. Memnun iyi. Musunuz? Memnunuz. Bakım da iyi. Bakım da iyi. Allah ne razı olacak olsun. Daha Allah razı olsun. Bakıp durlar yani. Daha ne yapalım yani. Allah razı olsun. Bakıp durlar yani. Abi kolay gelsin. Sağ hayırlı işler diliyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Size de iyi günler, iyi çalışmalar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Kazasız, belasız. İnşallah. Amin. Cümlemize. Evlerinize varmayın. İnşallah. İnşallah. Herkese. Evet sevgili izleyicilerimiz. İyidir yukarı Göktere'deyiz. Isparta'da elma hasat zamanı dedik ama böyle de armutlarımız da çok güzel. Çok güzel. Onları da size göstermek istedik. Evet, evet. Neredeyiz? Aslen burası yukarı Göktere'nin girişinde solda güzel bir bahçe var. Burası benim için çok özel anlamlı bir yer aynı evet, zamanda. Evet, neden dersin? Çok bahçeye girip çıkıyoruz ama anlamlı benim için. Burası Mehmet amcanın bahçesi. Rahmetlik onu da rahmetle analım. Bizim gençlik yıllarından itibaren çok rahatlıkla girip çıktığımız, şurada arkada üzümler vardır, kirazlar vardır, elmalar, ilerideki güzel güzel bahçeler vardır. Çok rahatlıkla girip çıktığımız, çok bol bol yediğimiz bir yer, bir nokta. İnşallah o yediğimiz elmalar, armutlar, bu arkada evin yanında üzümler var. Onun ruhuna gitsin, onu da rahmetle anmış olalım ve yukarı Göktere gezimiz, elmada hasat zamanı gezimiz tüm güzelliğiyle devam etsin efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Isparta'dayız, Eğirdir'deyiz, Yukarı Göktere'deyiz.
elma zamanı şimdi. Çok güzel bir ortam var. Hani baştan beri anlatıyoruz ya. Yukarı Gökdere'nin doğal güzellikleri müthiş. Kurban olduğum Allah bütün nimetlerini buraya sınırsız bir şekilde vermiş. Yukarı Gökdere'ye gelinir de işte Kocapınar'a gelinmez mi dedik. Şu anda bulunduğumuz ortam Kocapınar. Çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir soğuk bir su var. İçilebiliyor da. Biraz önce gösterdiğimiz armutlarda, elmalarda bu bahçelerde buranın sularıyla sulanıyor. Efendim Yukarı Gökdere zaten kendisi köy itibarıyla da çok özel, çok güzel bir yer. Gayet planlı, düzenli bir köy. Onun ötesinde dünyada sadece iki noktada bulunan Kasnak Meşesi de bu köyün sınırları içerisinde. Şimdi oraya gitmek bir hayli zor, vaktimiz de dar. Ancak sevgili yönetmenim, arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız tahmin ediyorum ki önceden yaptığımız çekimlerden buranın Kasnak Meşesi'nin görüntülerini de bu programın içine yerleştirirler. Σου θα κλέψω τα μάτια μου μονάχα να κοιτάς. Για σένα τη ζωή μου θα ανατρέψω. Τις πόρτες μου θα ανοίγω να περνάς. Για μένα κάθε βράδυ θα περνάς. Şu anda bulunduğumuz Kocapınar mevkisi, burada güzel böyle mangal yapabileceğiniz, ailenizle, çocuklarınızla oturup piknik yapabileceğiniz çok güzel bir ortam var. Arkada da burada hani bir arkadaşımız var, burayı çalıştıran, burada bir ufak bir tesis var. Alabalık veya diğer ne istiyorsanız o tip şeyler, hizmetler de veriyor. Yani buraya hiçbir şey siz de gelip buradan istifade edebilirsiniz. Veyahut da etinizi, tavuğunuzu alıp da burada da gayet güzel bir gün geçirebilirsiniz. Gelip buraları görmenizi, Yukarı Gökdere'yi görmenizi, bu bahçelerin ötesinde Kocapınar'ı, Kasnak Meşesi'ni, köyün havasını teneffüs etmenizi tavsiye ediyorum size. İşte karşınızda Eğirdir Yukarı Gökdere'nin Kocapınar'ı ve şırıl şırıl akan suları efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Eğirdir Yukarı Gökdere'deyiz, Kocapınar'dayız demiştik ya. Tam suyun başındayız. Buraya adını veren Pınar'ın tam yanındayız. Burada iki tane genç arkadaşımız var. Burayı gezmeye gelmişler. Onlarla bir tanışalım dedik. Biraz zor ikna etti kendilerini ama sonunda ikna oldular. Şimdi bu arkadaşımız sanırım bu köylü. Ama misafirleri var. Tabii ki bizim misafirimiz geldiği zaman ne yapıyoruz? Onu başımızın tacı gibi taşıyoruz. Ve onlara gezilmesi, görülmesi gereken yerleri gösteriyoruz değil mi? Önce sizi tanıyalım. Ben Özge Erünal, Yukarı Gökdere İlmaz'dan. Nerede? Burada mı yaşıyoruz? Isparta'da veya başka bir? Antalya'da yaşıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Misafirler kim? Misafirimiz Isparta'dan. Arkadaşım. Evet, İlk sizi defa tanıyalım. Geldi. Ben Ayşen Kesmen, Isparta'da oturuyorum. Özge'nin yanına gezmeye geldim. Özge'yi nereden tanıyoruz? Okul liseden. Arkadaşımız. Liseden. Evet. Lise arkadaşları buluştunuz. Evet. Ne güzel olmuş. Beni buraya gezdirmeye getirdi. Beğendin mi peki? Çok beğendim. Çok güzel. Yeşil. Çok doğal değil mi? Harika. Çok doğal, evet. Güzel bir nimet Isparta için. Evet. Şimdi siz buraya belki ilk defa geliyorsunuz. Burası aslında çok hareketli oluyor. Hafta sonları falan özellikle. Okullar geliyor, gruplar geliyor. Çocuklar minik minik böyle cıvıl cıvıl koşturuyorlar burada. Siz burayı öğrendiniz ya, işte ailenizle veya arkadaşlarınızla falan sonra da gelirsiniz tahminimle. Tabii. Çok uzak bir yer değil.
İlk işimi ailemi getirmek olacak zaten. Tekrar geleceğiz yani. Ne güzel, ne güzel. Burada yan tarafta bakın balık veya et türü bir şey yapan arkadaşlar da var. İsterseniz de kendiniz buraya işte bir, ne yiyecekseniz domates, peynir de olabilir. Biz burada çok yedik çünkü domates, peynir veya karpuz, peynir, ekmek, taze ekmek çok iyi gider burada. Siz de öyle bir şey yapmanızı, piknik yapmanızı tavsiye ederim. Tabii ki, tabii ki. İlk seferinde geldiğimiz zaman hemen hemen getireceğim. Şimdi siz lise arkadaşınızsınız ya. Şimdi ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Ben mali okuyorum. Sparta'dayım. SDEV'de. Evet, evet. Bu sene son sınıfım. O şekilde. Siz ne yapıyorsunuz? Ben Antalya'dayım. Çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Aynen. İyi oluyor değil mi böyle eski arkadaşları görmek böyle? Tabii ki yani. İstiyoruz memleketimizi görsün. Ne güzel. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Size iyi gezmeler dileriz. Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Abi ben buraya çıkacağım. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz. Neredeyiz? Isparta'dayız, Eğirdir'deyiz. Yukarı Göktere'deyiz. Isparta'da elma zamanı, hasat. Tam hasatın kızıştığı zaman. Evet. Zirve herhalde. Evet. Burada bir abimiz var. Kasanın üstüne çıkmış geleni... Döküyor, vuruyor, seçiyor, talimatlar veriyor. Patron bu herhalde, çavuş bu herhalde dedik. Yanına yanaştık. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. İsim nedir abi? Hüseyin Sabancı. Hüseyin abi nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür, sizler sormalı. Nasıl gidiyor iş güç? İş güç, uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Elma topluyoruz. Elma topluyoruz. Neyse. Doğru mu bildim? Sen çavuşsun herhalde. Herhalde işte. Arada bağırıyor mu? Hadi 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 falan diye. Ya yoksa işte, yumuşak çavuş. Belki işte idare ediyoruz. Hüseyin abi şimdi buraya geldik, sizi de izledik biraz. Evet. Çok güzel, şıkır şıkır bir sistem kurmuşsunuz, çalışıyorsunuz, arkadaşlar, ablalar getiriyorlar. Buraya döküyorsun sen, palsanlara, box'lara. Burada da seçiyorsun herhalde. Evet, yaptığımız işi sen yıllardır yaptığın için ne soruyor bu diyeceksin. Evet. Bunu hiç ilk defa görenler var. Evet. Biraz bize anlat diyor. Ne gibi yani? Şeylerin, bu şeylerin iş kurdu olanları, ufaklarını, şeylerini onları ayırıyor, seçiyoruz. Hı. İşte onun için bunları öyle de yapıyoruz. Kovalarla yani. Oradan toplanıyor, buraya geliyor. Buraya geliyor. Hı. Ufak yenmeyecek tipleri, iş kurdu olanları, böyle şey olanları ayırıyoruz. Ayırıyoruz, temizliyoruz. Temizliyoruz. Ondan sonra bu traktör depoya mı gidiyor? Depoya gidiyor. Depoya gidiyor. Depoya gidiyor. Sen Isparta'da mı oturuyorsun? Isparta'da oturuyorum. Bir ekibiniz var, arkadaşlar. Arkadaşlar var. Buraya geliyorsunuz, çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyoruz. Emekli miyiz? Emekliyiz. Nereden emekli? Sümerbank'tan. Sümerbank'tan. Oo, ne güzel. Eski bizim Sümerbank ayakkabıları, halıları vardı evet, değil mi? Evet, Sümerbank'tayız. Ne güzel abi. Evet. Memnun muyuz hayatımızdan? Şükür, Allah'a iyiyiz yani, memnunuz. Elma sezonu geldi mi size de iş çıkıyor. Başka tabii. İşler yapıyor muyuz? Budama falan yok. Yapıyoruz. Budama da yapıyoruz. Kışın buda da yapıyoruz. Kışın buda yapıyorsun. Sonra seyrel diyorsun, sonra topluyorsun. Öyle yapıyoruz, evet. 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 En iyisi bu işi zaten budamayı yapan adam tabii. Seyreldir de toplarsa tabii. Da çok güzel olur. Evet, öyle yapıyoruz. Şimdi abi bu ekibi bir minibüs bir şey mi getiriyor? Nasıl topluyor getiriyor? Minibüsle getiriyoruz. Topluyoruz arkadaşlar, minibüsle getiriyoruz. Ha, buraya getiriyoruz. Şimdi evet. Kaçta çıkıyorsunuz Isparta'da? Sabah Isparta 7'de çıkıyoruz. 7'de çıkıyoruz. Evet. 8'de işbaşı. 8'de işbaşı. Evet. 5'te paydos. Şey nasıl? Bakım falan. Bakım iyi. İyi mi? İyi. Güzel mi? Güzel ya. Yeme içme kuvvetli mi? Yeme içme var ya. Patronumuz yani. İyi mi? İyi yani şükür. Ha, iyi. Yemeler nasıl? Yemeler işte normal. İyi yani. İyi mi? Memnun evet. Muyuz durumlarda? Şükür yani. İyi bakalım. Başka abi sen teyze var mı? Evli misin? Evliyiz. Evet. Çoluk çocuk torun bir şey var mı? İki çocuk var işte. İki. Evet. Evli mi? Evli, onlar evli. Torun var mı? Var. Kaç tane? 4 tane torun var. Maşallah. Evet. İyi sen. Evet. Neredeler? Büyük mü torunlar? Buradalar yani. Çocuklar veya Isparta'da mı? Nerede çalışıyor? Isparta'dalar. Isparta'da. Evet. Şimdi onlar seni görür. Evet. Bizim dedemiz ağacın başında, kasanın üstünde ne yapıyor bu adam ya diye. Evet. Hepsine selamlar, selam söyle hepsine. Hepsinin gözlerini öperiz. Allah razı olsun abi. Allah kolaylık versin abi. Siz tabii ki biz yarı şaka yarı ciddi anlatıyoruz ama evet. Siz şimdi tabii bu sektörün en önemli
unsurlarından bir tanesisiniz. Bu elma toplayan ekipler, şeyler olmasa ne yapacağız biz abi? Tabii öyle olmasa bu işle yürümez tabii. Zor değil mi işimiz? Zor. Allah razı olsun. Emekleriniz tabii yağlı olsun. Oldu, sağ olun. Kazancınız bereketli olsun. Sağ ol, sağ olun. Hayırlı işler size. Sağ olun. Ömürsün. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Merhaba, bu abileri tanıyoruz. Evet. Demin de görüşmüştük. Evet, evet. Hocamla da tanışmıştık. Evet. Tekrar sizi tanıştıralım. İsim nedir hocam? İsim Mustafa. Mustafa abi. Nasılsın, iyi misin? İyi, şükür. Allah'a şükür iyiyiz. Hayırdır, elma soruyordun. Bir anda böyle durakladın. Şimdi programda izleyenlere karşı saygısızlık yapmayalım diyerekten. Tabii şimdi hem elma soyup hem yemek ayıp olur. Ben sadece soyulmuş elmaları, elmayı göstereyim. Ne güzel. Şimdi hocam biz her gördüğümüzde amca, dayı, abi filan diyor. Size de hocam dedik ya. Gerçekten hocasınız. Evet, hocayız. Evet. Hocayım. Yaklaşık 32 yıl falan görev yaptım. Ondan sonra emekli ayrıldık. Emekli ayrılmadan da zaman zaman izin günlerimde geliyordum Yusuf abiye. Tabii bu ekip yaklaşık belki 10 yıllık, 15 yıllık bir ekip. Herkes birbirini iyi tanıyor. Kardeşçe bu elmayı topluyoruz. Hı hı. Sağ olsun Yusuf abi de yani iyi bir dost, evet, iyi bir kardeş. Çok da güzel oluyor ama değil mi? Tabii, güzel tabii bir atmosfer var. Hani buradaki herkes emekli. Ya işte emekli, emekli abiler. Herkes çoğu emekli. Hani insanlara ben şunu tavsiye ediyorum. Miskin misin evlerde oturmasınlar. Hı hı. Gelsinler herkes şurada ne güzel bahçelerde. Doğaya çıksınlar, seyretsinler. Bu nimetlerden faydalansınlar, onlar da görsünler. Ne güzel. Hocam konuyu oraya getirdin. Sen de bu işleri bilen bir insansın. Evet. Ben elma da buduyorum aynı zamanda. Şu ortama hani hocalığınla ilgili bir şeyleri bize anlatmak istiyorum. Şu güzelliği gördüğümüzde çok kurban olduğum Allah'ın yarattığı evet, şükür. Evet. Yani böyle bir tefekkür en etmem. En güzel tefekkür edecek yer burası işte. Ya sen çalışmayı boş ver. Yani buradaki geliri de boş ver. Şöyle otur bir tefekkür et. Cenab-ı Allah'ın insanlar ne kadar büyük, ne kadar bir güzellik. Budacığım dedin, o tabii gazıktan Allah bunu yarattı. Tabii tabii, o kışın o soğuklarda o, şey yapıyoruz, buda yapıyoruz. Hı. İşte bak bu aylarda da geliyoruz, bunun deşirmesine, toplamasına geliyoruz. Hı hı. Büyük bir nimet, böyle seyrediyoruz. Bu nimeti de seyretmek güzel şükür bir şey. Şükretmemiz lazım. Tabii tabii. Ondan sonra bu ağaçlar güzel budamış mıyız, budamamış mıyız? Bunları görüyoruz böyle. Şimdi hocam, sen bu Yusuf abinin babası vardı Mehmet amca. Evet. Bilir misin onu? Ben onu fazla tanımıyorum da. Şimdi kardeşlerim şu tanıyor. Sen şimdi bu adamın bu tarlalarda, bu ağaçlarda, bu meyvelerde çok büyük emeği var. Evet, evet. Geldi geçti bu dünyadan. Buna sen de madem hocasın bir rahmet okuyalım. Değil şöyle mi? Bir onun ruhuna bir şöyle bir Fatiha gönderelim. Ne dersin, olur mu? Yusuf abi zaten her gün dua ediyoruz. He. Bu ondan sonra bu elma bahçeleri sanki bir mescit gibi. Yani tüm kardeşlerim burada şey yaptığına inanıyorum ben, dua ettiğine. Herkes namaz vakti gelince namazlarını kılıyorlar. Arkasından dua ediyorlar. Ne güzel. Hatta dün Yusuf abinin babasının evinde, o eski evde yemek yedik. Orada yine babasının ruhuna bir Fatiha bağışladık. O Mehmet amca benim evet, neyse çocukluğum diyeyim. Evet. Yani 25-26 yaşındayken evet, tanıştığım evet, bir adam. Her geldiğinde elini öptüğümüz. Evet, evet. En son hastaydı. Evinde ziyaret ettiğimiz. Sonra evet, da rahmetli oldu. Geldi geçti bu dünyada. Ama çok faydalı bir insandı evet, ya. Evet. Bu kadar çalışkan, faydalı bir insan olamaz yani. Keşke beni de öyle ansalar. Evet. Çok iyi bir adamdı. Çok çalışkandı deseler. Öyle bir adamdı da size tanıtmış olayım. Hatta sofra duası yaparken şöyle onu da sürekli anıyoruz. Ey bizler yoktan var eden, varlığımızdan haberdar eden, bizleri yediren için Rabbimize hamdolsun derken Yusuf abiye de bolca dua ediyoruz aynı zamanda. Böyle kardeşlerimize yani bunlar da olmasa bunlar bu kardeşlerimize bir ekmek veriyor aynı zamanda. Bu da gayret ediyor ki bizler de bu kardeşlere bir ekmek vermiş oluyor aynı zamanda. Allah razı olsun hocam. Mola bitti. Çalışmaya devam.
sevgili izleyicilerimiz, neredeyiz demiştik? Isparta'dayız, Eğirdir'deyiz. Yukarı Gökdere'deki gezimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Akşam saatleri, sabahtan beri elmanın peşinde koşuyoruz. Elmada hasat zamanı. Şöyle oluyor, böyle oluyor anlatırken akşam üzeri oldu. Vakit bir hayli ilerledi. Biz de biraz yorulduk tabii. Bir bahçeye daldık. Kimin bahçesi burası? Yukarı Gökdere köyü muhtarımız Ahmet Sarı abimiz var. Onun bahçesi. Tabii bu elma topluyorum ben oraya gel dedi ama pek inandırıcı gelmedi bana. Ütülü pantolonla bizi karşıladı. Meğerse tabii muhtarların işi çok olduğu için gelen giden eksik olmuyor. Muhtarım gel, muhtarım gel. Biraz önce jandarmadan arkadaşlarımız gelmiş. Onlarla görüşmüş. Ondan dolayıymış. Şimdi de oturduk. Böyle işçilere çok güzel bir akşam üzeri bir çay demlemişler. Biz de ortak olduk onlara. Beraberce içiyoruz. Sizin adınızı içiyoruz daha doğrusu. Şimdi muhtarım burada. Muhtarım şöyle önce kendimizi bir tanıtarak başlayalım. Sonra diğer konulara birkaç sorum var sana. Evet, özellikle hoş geldiniz diyorum ben sizlere. Yeniden bu programa başladığınızı sizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Daha önceki 2009 dönemindeki muhtarımda da sizleri tanıyoruz. Elma sezonu geldiğinde Yukarı Gökdere köyünde özellikle ne yazık ki bu yıl üzgünüz. Allah tarafından bir afet yaşadık. Son 60 yılın en şiddetli dolu afetini yaşadık. Bu konuyla ilgili Sayın Valimiz de bizleri geçmiş olsun ziyaretine geldi. Kaymakamımız geldi. Bazı girişimleri yaptık ve nitekim sezon da geldi şu anda. Tabii Tarsim olanlar bir kısım destek alıyorlar devletten. Olmayanlar artık işte biz meyve suluğuna veriyoruz sanayilik elma diye. Yukarı Gökdere'nin elmasından, kirazından, şeftalisinden, dillere destan özelliklerinden, kasnak meşesinden, koca pınarından da anlat biraz canım. Valla Onur Bey bunu Isparta bölgesi biliyor da tabii biraz daha değişik illere de yaysak iyi olacak. Yukarı Gökdere köyünün durumu belli zaten. Bizde dünyada eşi olmayan bir kasnak ormanımız var. Biz buraya baharın Mayıs 10 ile Haziran 1 arasında davet ediyoruz diye gezicileri özellikle. Bir Kocapınar diye bir mesire alanımız var tabii bunun yanında. Bizde şeftalicilik artık bitiyor. Şeftaliden elmalara dönmeye başladık burada. %90'ı elmacılık, diğerleri de kiraz ve şeftali üzerine oluyor. Tabii ki elmacılıkta daha büyük araziler olduğu için bizler ağır ağır artık yani bir şeyleri yapmak zorundayız. Ya bu elmanın katma değerinden, pekmezinden, konsantresinden artık yani buna benziyor. Senin bir ara öyle projeler vardı, pekmez yapıyordun filan, onlar ne oldu? Evet, ilk defa Antalya'da bir fuara katıldık pekmezle ilgili. Hatta orada da bir elma pekmezini biz çıkartmıştık. Oralarda da fuarda da tanıttık. Biraz şeyler yaptık. Yalnız tabii ki bunlar sanayide üretilen bir şey istiyor. Yani bu elde organik olarak üretilmekle olmayacak bu işler. Bu konuda da biraz tabii çalışmak lazım diyorsun. Bu defa çalışmaya tekrar Eğirdir Ziraat Odası ile başlayacağız inşallah. İnşallah. Yalnız teyzem diyor ki o pekmez o yapmadı ben yaptım diyor. Genellikle evet. Doğru mu? Teyze çok teşekkür ederiz. Teyzemizle tanıştırayım sizi. Merhaba, isim neydi? Böyle biraz arkamı dönmüş gibi oldum sana. İsim neydi teyze? Nurten. Evet. Şimdi teyzemiz sağ olsun bize böyle Muhtar Bey'in hanımı. Teyzemiz bu arada evet. Tanıştırayım. Bize çok güzel kara çaydanlıkta çok güzel bir çay demlemiş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi biliyorum ki ben yani bir laf vardır. Doğru mu katılır mısın bilmiyorum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler. O sen misin? Onu kendine soracaksın. Doğru. Onu kendine. Doğru. Onu kendine soracaksın. Tamam. O söylüyor. Doğru diyor yandan. Evet sevgili izleyicilerimiz durum böyle. Ortam böyle. Muhtarım. Son olarak söyleyeceğim bir şey varsa alalım. Ondan sonra biz artık yorulduk evimize gideceğiz. Vallahi çoluk çocuk bekler bizi. Çiftçinin çiftçi 50 yaşında ölmüş. Ha. Karnı yarıyor da 49 tane yeni sene çıkmış. Ha. Biz bu yıl elmayın inşallah iyi para edeceğini tahmin ediyoruz. Yani bizim dileğimiz, isteğimiz bu olur. İnşallah burada. İnşallah. Yani siz tüketiciler pazarda 1 kilo elma yerine 3 kilo tüketin. Biz de size orta fiyatta bir sunalım. Yani. Tabii yani bu da önemli. Bazen biz bunların mesajlarını da vermeye çalışıyoruz. Son söz olarak da onu söyleyelim. Yani böyle gereksiz çocuklarımıza ve kendimize dahil bir sürü şeyler yiyip içiyoruz.
İşte bir takım gazlı içecekler, koladır, şunlar bunlar. Meyveler konusunda da bana çok ilginç tespitlerim var. Bizim mesela memlekette elma bol. Kim? Hiçbir çocuk elma yemiyor mesela. Yani maalesef elmaya yakın davranmıyor bile. Gidiyor, bizim memlekette ne yok onu heves edip onu alıp yemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Meyve yiyelim. Özellikle elma yiyelim. Bol bol tüketelim. Şöyle bir şey var. Dünya çapında bir söz. Bu Türkiye'ye ait değil. Günde bir elma yiyin, sağlığınızı koruyun diye. Bütün Amerika'da bunun kampanyaları da var. Yani dolayısıyla muhtarın vesilesiyle, bu sohbet vesilesiyle de bunu söylemiş olalım. Günde bir tane elma yerseniz sağlığınıza büyük katkı yapar. Tansiyonunuzu, kolesterolünüzü, şekerinizi, bir sürü şeyinizi düzenler. Kalp ritminize varıncaya kadar birçok şeyinizi düzenler. Onun ötesinde içinde bulunan birçok enzim nedeniyle de size müthiş faydalı bir şey. Hatta bunun kurusunu falan yersen, pekmezini yapar yersen de tabii olur diyorsun yani muhtarım. Mutlaka. Doğru yani mudur? Şifa her tarafa. Aslında daha sonra Erdiye Belediye Başkanı ve Ziraat Odası ile birlikte geçen yıllarda bir okullarda başlatmıştık biz bunları. Elma suyu, evet, projesi diye. Bu yılda bunu canlandırmak istiyoruz tekrar. Yani sadece Isparta okullarında biz elma suyunu içirmeyle tanıtırsak bile bunun bile yani büyük bir faydası olacağını tahmin ediyoruz yani. Evet. Onun için elma yiyelim diyor. Yemek şifadır. Hı hı. Elmanın her derde deva olduğu da belli zaten. Televizyonlarda da sürekli olarak bunları anlatıyorlar. Yani sanıldığı gibi bu elmalarda daha fazla bir gübre ve ilaç kalıntısı yok. Evet. Yani son yıllarda özellikle ilçe tarımında bu konuda çalışmaları var. Yani ilaç atığı diye bir şey yok. Biz genellikle doğaya zarar vermeyen ilaçlar, organik gübrelerle. Yani bu konuda halkımız müşteri olsun yani. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Bereketli olsun hasatın. Allah birin razı bin olsun. İşin i̇nşallah, gücün. İnşallah. Tüm rast gelsin inşallah. Tüm üreticiler. Isparta Ticaret Borsası Yalvaç Satış Salonu bölgemizdeki hububat ve bakliyat ticaretini daha güvenli hale getirilmesi amacıyla kurulmuştur. Çiftçimizin ürünlerinden yetkili personelce numune alınır. Alınan numune görevli personel tarafından tüm toprak mahsulleri ofislerince de kullanılan analiz cihazına konulur. Rutubet, protein, hektolitre, yaş gluten, buğday sertliği ve sedim ölçülerek ürüne ait değerler tespit edilir. Analiz sonuçları ve numune görevli hububat eksperi tarafından değerlendirilerek taban fiyatı belirlenir. Daha sonra ürün numuneleri satış salonunda hazır bulunan alıcılara incelenmek üzere takdim edilir. Belirlenen taban fiyat üzerinden ürün açık artırmaya sunulur. Verilen en yüksek teklif üreticiye belirtilip onaylandığı takdirde satış gerçekleşir. Satış işlemi tescil edilerek hem satıcı hem de alıcı hukuki güvence altına alınır. Hububat ve bakliyatta güvenli ticaret ve iyi fiyat için siz de ürünlerinizi Isparta Ticaret Borsası satış salonuna getiriniz.